Megamek'ten herkese merhaba. Magazin gündeminin bomba olaylarıyla karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Doğan'da Taner karakterine hayat veren Berk Atan bir süredir Selin Yağcıoğlu'yla aşk yaşıyordu. Sosyal medya fenomeni olan Selin Yağcıoğlu'yla inişli çıkışlı bir ilişkisi olan Berk Atan'ın ayrıldığı iddiaları gündemde yer almıştı. 31 yaşındaki yakışıklı oyuncunun Yağcıoğlu'yla barıştığı ortaya çıktı. Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu aynı anda Dubai tatillerinden pozlarını paylaştılar. Ünlü isimlerin beraber fotoğraf paylaşımı yapmamasının ardından takipçileri enişteyle fotoğraf beklerdik yorumlarında bulundu. Daha önce Kalben ve Mabel Matiz'le yaşadığı hukuk savaşıyla gündeme gelen yapımcı Engin Akıncı bu sefer de Ufuk Beydemir'in başına dert açtı. Şarkıcı 2018 ve 2020 yılında yayınladığı albümlerinin yapımcısı Engin Akıncı'ya dava açtı. Beydemir, sözleşmelerinin bitmesine rağmen yapımcısının kendi eserleri üzerinden kazanç sağladığını ileri sürerek haksızlığın giderilmesini talep etti. Beydemir, 2022'den beri ödeme almıyorum. Kendimi kandırılmış hissediyorum. Söz ve müzikleri, aranjeleri bana ait olan işlerden benden çok daha fazla oranlarda para kazanıyor olmaları büyük haksızlık diye konuştu. Geçtiğimiz haftalarda Armutlu'daki bir mekandan çıkarken görüntülenen Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Şarkıcılık kariyerinin dışında özel hayatıyla da adından söz ettiren 50 yaşındaki güzel önceki gün Etiler'deki bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya geldi. Kısa süren sohbetin ardından mekanın önüne yanaşan aracına yönelen Samyeli, "Merhabalar, şan dersine yetişmeye çalışıyorum. Konuşamam, geç kalıyorum." diyerek aracına bindi. Ünlü isim aracının camını açtığı sırada ise aranjör Çağrı Telkıvıran hakkında çıkan aşk haberlerini yalanladı. Samyeli, "Arkadaşım, arkadaşlar, biz stüdyoda iş yapıyoruz. Sanki gizemli bir şey var, yakalanıyormuşuz" gibi lanse edilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum. "Öyle bir şey yok zaten. Saklanılan bir durum da yok. Arkadaşım, birlikte şarkı yapıyoruz. Sizler de biliyorsunuz. Neden farklı yansıtılıyor anlamıyorum" ifadelerini kullandı. Telkıvıran'la birlikte görüntülendikleri gün açıklama yapmadıkları hatırlatılan Samyeli, "Arabama bindim, açıklama yaparken camı kapattılar" diyerek araç içindeki arkadaşına suçu atıverdi. Tolgağan Sayışman önceki gün Bebek'te görüntülendi. Yaşanan deprem felaketi hakkında konuşan Sayışman, "Ramazan ayının ilk haftası bölgede olacağım. Hem yardımları ulaştıracağız hem de birlikte iftar yapacağız" dedi. Ünlü oyuncu olası İstanbul depremini hatırlatıp "Önlem aldınız mı?" diye soran muhabirlere, "Ailemi kendimi kurtarsam bile aklım sevdiğim insanlarda olacak. Umarım yaşamayız." Eşim Almeda'nın deprem olduğundan beri psikolojisi bozuldu. "Hep yakınlarda olmamı istiyor" diye yanıt verdi. Megamek'ten bugünlük bu kadar. Bir diğer Megamek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.